için. Ya bir şey soracağım Deniz. Bir şey sorayım. Biz değil, ben aslında ünlüyüm de. Hemen satışı koydun ya. Şey, ulan 5 dakika önce ne yapıyorduk abi? Ben numaranı koydum. Abim, güzel abi. Evet, yalnız bu kameraya oynayın. Şey soracağım. Hangi kamera oynuyorsa bu kamera mı? İkisine de oynayın. Karışık oynayın. Abi bu kadar ölmüşsün ki kameralar. Biri amors olsun, biri düz olsun. Tamam. Amors. Amorti. Amors yani omuzdan ya. Şey soracağım. Deniz, biz niye ünlü olamıyoruz ya? Sen ünlüsün abi. Tamam, ben niye ünlü olamıyorum? Hatayı nerede yapıyorum yani? Bence biz hatayı nerede yapıyoruz biliyor musun? Bak bütün kameralar otomatik... Türkiye'de... Benim telefon bile otomatik seni çekmeye başladı. Tabii. Türkiye'de Cem Yılmaz çıtayı çok yükseltti. Ne çıtaymış, atlayamadık çıtayı bir. Çıta mesela yükseltti çıtayı. Biz onun için ünlü olamıyoruz. Evet. Amerika'da insanların... Mesela şu çıta olsa? Bu çıta olsa biz şuralardayız. Şu uçlardayız. Abi. Şu yukarısı... Sebep çok açık bence herhalde esprilerin kalitesi. Şey soracağım. Bir de çıta diye bir hayvan var, onu biliyorsun değil mi? O ayrı. O ayrı. Yani sen komik olmaya çalışma, kameraman çeker, dalgasına bakar. Evet. Ama biz... Cevat Kelle konuşuyordu biliyorsun. O ayrı. O da komikti ama. Olsun. Şey soracağım. Hiç sen gördün mü bir yönetmenin drama çekerken ağladığını, bir yönetmenin çekime bakan... Haller Günal! Fox oyuncularla güldüğü, eğlendiğini falan filan. Estağfurullah. Öyle şey. Halil abime çok, burada Halil Ergin'e çok saygılar, sevgiler sunuyorum. Kendisini çok severiz. Abi dizide ölmedi mi? Allah Allah, Kavak Gelirinde. Ha, estağfurullah. O, şimdi şey soracağım. Amerika'da... Bak Amerika'da adamlar böyle... Orada rahatlar. Hey man, orada, I call you a fine fight. Şey soracağım. Ben, you know what I mean. Amerika'da... Abi burada böyle geçsen... Talk showcular çok rahat, çok küfür ediyorlar. Çok rahat oldukları için ünlü olmaları kolay oluyor. Türkiye'de küfür edince çok küfür ettiriyor. Küfür etmeyince... Ana kuzusu diyorlar. Evet. Ne yaparsan Türkiye'de yaranılmıyor. Bir de şeyin... Cem Yılmaz'ın çıtayı çok yüksek tutması... Bizim gibi. Bizim gibi loserlarımız. Bizim gibiler için çok zor oldu. Eskiden Cem Yılmaz yokken... Cem Yılmaz biraz kendini rahat bıraktı. Nasıl parayı buldu artık. Parası var, pulu var, her şeysi var abim. Abi. Parası var. Çok parası şimdi var. Şimdi ben gösteriyi izledim abi. Onu soracağım. Bizim her gün yaptığımız espriler. Ama biz oraya çıksak siktir lan derler. Şimdi biz oraya çıksak şey yapamayız lan. Orada konu oturamayız oraya. Bizi oraya baksana. Bizi çağırsalar mesela Cem Yılmaz bir program bizi çağırsa. Biz süt dökmüş kedi gibi bakarız herhalde böyle. Abi bu ne diyor? Bir de bizim ne olmadı? Şöyle bekliyoruz. Bu şans bitiyor yalnız. Ha o bitsin abi, rahat bırak o kendini. O ayrı. Şey sen ne diyorsun bu konuyla ilgili? Ya bir yerde teknik bir hata yapıyoruz abi ama. Nerede yapıyor sence? Dizilerde oynadık abi. Yunanistan'da oynasam. Evet. Şeyde Avrupa'da bir yerde oynasam. Ya nerede oynamak istersin sen? Ya sen kendini bir talk show için hazır hissediyor musun? Ya ben Amerika'da yaşamak isterdim abi bu duyguları. Evet. Şimdi ben bak Taksim Delisi Cenk diye bir video yaptık. Evet. 4000 izlendi. Yok 10.000 küsürde şu anda. Altına evet. Yorum yazmışlar. Evet. Bu bilmem ne çocuğu kim. Aa, bilmem... O yorumlara dikkat eder. Ayıp. Ayıp buradan. O yorumlara dikkat edersen bu işi bırakacaksın. Ha, o şey, ayrı. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Her şeyin bir riski var. Kesinlikle. Ya dünyanın en iyi, Türkiye'de bir kere sen en iyilere, hani Türkiye'nin en iyilerine hemen diyorlar işte gay, o, bu, o olmadı. Hemen bir yakıştırma buluyorlar. Kim olursa olsun iyi kondisyondaysa mutlaka bir yakıştırma buluyorlar. Sağlamda küfür basıyorlar yani. Şöyle diyelim o zaman. Türkiye'de her başarının bir cezası vardır. Evet. Bir de geçenler ben video yaptım. Türk'ün Türk'ten başka düşmanı yoktur diye. Sen ne diyorsun bu konuyla doğru ilgili? Doğru söylüyorsun abi. Bu uzmanın sorusu için biraz doğaçlama bir şey geliştirebilir misin? Valla Türk'ün Türk'ten başka düşmanı yok. Doğru söylüyorsun. Şimdi hangimiz yaşamadı ki? Yok bilmem neyin oğlu şeyi kazandı. Tüm sana Deyus'un çocuğu. Tüm sana bilmem neyin oğlu. Evet. Evet. Yetiştirildik. Evet. Parayı kalmış. Ne oldu? Şimdi ne oldu? Nereye getirdin konuyu? Konu saptan bile. Konu nereye geldi? Canlıyı gördük ya yeşilleri. Evet, bozduralım telefonu. Tamam. Evet Deniz talk show yapacağım diyorsun. Bir programa katılmak istiyorum. Ben ünlü olmak istiyorum diyorsun. Kamerayı görünce zortladın lan. Doğru söylüyorsun. Ne diyorsun? Nerede şey yapmak istersin, talk show yapmak istersin? Ne yapmak istersin onu söyle bana. Oh yeah. Şimdi bir dakika. Toparla kendini. Hadi Deniz. Deniz toparla abi, kendini. Tamam, bir dakika tokatlayayım ya. Ne diyorduk, konu neydi? Nerede ünlü olmak? Niye biz ünlü olamıyoruz? Türkiye'de niye? Yunus Bülbül ses mi? Kimdi o?
Sorumuz o mu abi? Taksim. Recep Deniz. Cenk diye böyle gezmeyelim abi. Konkalar. Haydi. Şey Recep Bülbül ses vardı. Onun gibi Taksim Meydan'a çıkıp bağırmak istiyor musun? İstemiyorum abi. Ne yapmak istiyorsun söyle bana. Abi televizyon programı yapmak istiyorum. Konuşamıyorum sesin sonu kesildi. Ya şimdi konu öyle bir dallandı budaklandı ki. Nereye geldi konu? Senin abi beynin normal insanlardan farklı çalışıyor. Evet. Budaklanma var. Hadi. Budaklanma sorunu var. Yani bir konu 5000 konuya bölündüğü için. Ben var ya. Sen beni bir de gençken görecektin. Yani senin şeyine yetişemiyoruz. Gençken ne yapardım biliyor musun? 10 dakikada bana 200 tane konu konuşurdum ben. Eyvahlar olsun. İyi ki gençken tanışmamışsın. Şu olgunluk döneminde tanışmışız. O iyi oldu ha. Çekilmezmiş o zaman abi. Şey soracağım. Mesaj vermek istediğin birisi var mı? Ya da yapmak istediğin bir hayalin var mı? Var abi. Söyle abi. Dönelim abi. Kamera orada. Sen dön sen. Beni çekin. Yeah. Evet sayın seyirciler. Evet sayın seyirciler. Yalçın abinin kendine has bir izleyici kitlesi var. Onları çok seviyoruz. Evet sayın seyirciler. Gördüğünüz üzere Deniz çabalıyor ama olmuyor. Deniz'de şey yok. Elmas yok. Şey Deniz elmas çamura düşse bozulur mu? Bozulmaz ama şimdi Cem Yılmaz'ı ben birileri eleştirmeye gelince sonuna kadar ben dahil eleştiri bunu yapamamış işte ama kameranın karşısını geçince bugün ben bitişimi ilan etmek istiyorum ya bu biz yapamayacağız yok yapacağız, bu bir öz eleştiri olsun abi şey diyeceğim kendimize tokat bir cevap olsun evet şey diyeceğim ben şunu söylemek istiyorum ya ben bak yok ya ben bu işi yapamayacağım ya yok yok ha? Öyle bir ben şey ben en iyisi bu işi bırakayım ya yok yok bir de bizi izleyenlerden bu bıraksın kadar bıraksın mı arkadaşlar herkese evet 10.000'e yakın video çekip internete koyduk bu videoların sonunda biz bunları izleyenlere ben özür dilemek istiyorum. Bu işi bıraktım ben ya. Bu işi bırakayım en iyisi ya. Hiç izlemiyorlar abi. Yok abi ya. 200, 500, 5, bir ara 10, 2000'i 3000'i buldu ama şimdi öyle deme yani. 2000, 3000 az ama. Ben istiyorum ki şöyle bir videoyu koyar koymaz 40.000 olsun. 50.000 olsun, 100.000 olsun. Çok izlensin. Atar atmaz patlasın gitsin istiyorum ben. Sen ne istiyorsun? Sen de bırak bu işi. Beraber topluca bu işi bırakalım. El ele mi, değil mi? Ya, abi el biz el yapamıyoruz el. Galiba. Biz ediyoruz. Biz yapamayacağız. Bırakalım bu işi. Gözün aydın Türkiye. Ak güven.